en sevdiğim oyuncağım sensin maymuşum. Acaba senin ismini ne koysam maymuşcum? En iyisi senin adını maymuş koyayım. Maymuş seni çok seviyorum benim tatlı peruş maymunum. Acaba canım annem ne yapıyor? Kesin her zamanki gibi sabah kahvesini içerek televizyon izliyordur. Hadi gel aşağıya annemin yanına gidelim. Merhaba anneciğim, ne yapıyorsun burada? Her zamanki gibi televizyonda sabah programını mı izliyorsun? Evet Hayricim, benim tatlı bebeğim, doğru tahmin etmişsin, sabah programımı izliyordum. Sen ne yapıyorsun, peluş maymun oyuncağına bir isim buldun mu? Evet anneciğim, onun ismi artık Maymuş. Maymuşumu çok seviyorum, o benim en yakın arkadaşım. Bakayım sen televizyonda ne izliyorsun? Vay canına, bu sarışın çocuğun harika saçları çok güzelmiş. Saçlarına resmen hayran kaldım ve çok kıskandım. Anneciğim keşke benim de öyle güzel saçlarım olsaydı. Hayricim üzgünüm tatlım ama senin doğuştan gelen bir hastalığın var. Ve hiçbir zaman saçın çıkmayacak. Olsun anneciğim, ben hiç üzülmüyorum. Benim tatlı maymuşum var ve onun da saçı yok. Belki gelecekte bir saç çıkartma iksiri icat edilir ve benim de saçım olur. Tatlım, bugün okulda ilk günün yeni arkadaşların olacağı için heyecanlı mısın? Anneciğim bugün 7 yaşıma bastım ve okulda ilk günüm olduğu için gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba yeni arkadaşlarım kel kafam hakkında neler düşünecekler? Oğlum merak etme, arkadaşlarına saçının olmamasının doğuştan gelen bir özelliğin olduğunu söylersen seni anlayışla karşılayacaklardır. Tamam anneciğim, sana güveniyorum. Yeni arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. İşte yeni okulum burası Hayricim. Hadi seni kapıya kadar bırakayım. Daha sonra ben gideceğim. Hadi Hayricim, ben gidiyorum. Öğleden sonra seni almak için tekrar geleceğim. Görüşürüz anne. Merhaba arkadaşlar, ben bu okula yeni geldim. Tanışmaya ne dersiniz? Merhaba yeni arkadaş. Benim adım Kamil ve yanımdaki mavi kazaklı arkadaşımın adı da Akın. Peki senin adın ne? Memnun oldum Kamil, benim adım da Hayri. Bugün 7 yaşıma girdiğim için annem beni okula kaydetti ve okula geldim. Hayri, peki neden senin kafanda hiç saç yok? Arkadaşlar, kafamda saç olmasına gerek yok, bunu boş verin. Bakın benim yeni oyuncağımın ismi Maymuş. Hayri, benim de tatlı mavi bir hipopotamım var. Bebekliğimden beri onunla oynuyorum ve onu çok seviyorum. Hadi arkadaşlar, saklambaç oynayalım. Ben eve olacağım, 20'ye kadar sayacağım, siz saklanın. 1, 2, 3, 4, hadi Akın, sen soldaki 6, odaya 7, saklan, 8, ben de 9, şu ilerideki 10, odaya saklanacağım. 12, 13, en iyisi bu saksının 14, arkasına 15, saklanayım, 16, burada beni bulamaz. 18, 19, 20. Önüm arkam sağım, solum sobe saklanmayan ebe. Akın, seni gördüm işte, bebek sandalyesinin altında saklanıyorsun. Of ya, yine her zamanki gibi beni yakaladın, sen saklambaç oyununda çok iyisin. Seni sobelediğime göre şimdi sıra Hayri'yi bulmakta. Acaba Hayri nereye saklandı? Şimdi Hayri'yi bulmaya gidiyorum. Hey, işte orada bir bal kabağı var. Bu bir bal kabağı değilmiş. Bu Hayri'nin kel kafasıymış. Seni de buldum ve ben kazandım, yaşasın. Of Kamil, beni yakaladın. Seni tebrik ederim ama benim kel kafam hakkında söylediklerin için çok üzüldüm. Ve ben eve gitmek istiyorum. Bu anaokulu bana göre değil, ben eve gidiyorum. Herkes benim kel kafam ile dalga geçiyor. Keşke bir saç çıkartma ilacı olsaydı. Bugün yeni okulumda, ilk günüm ve liseyi gerçekten çok merak ediyorum. İşte şurada biri var, hemen onun yanına gideyim. Belki o bana okulu tanıtır. Merhaba dostum, benim adım Hayri ve bu lisede yeniyim. Tanışmaya ne dersin? Hayri, senin kafan kel ve gerçekten çok komikmiş. Ben bu okulun zorbası Kamil'im. Hadi yürü bakalım, umarım seninle iyi geçiniriz. Memnun oldum Kamil, hadi beni diğer sınıf arkadaşlarım ile tanıştır. İşte burada Mert ve Akın var, onlar da bizim sınıftalar. Arkadaşlar, burada birkaç saniyelik videoyu böldüm ve sizlerden bu videoya 3000 like üzeri beğeni bekliyoruz. Ayrıca yorumlara Roblox ismini yazan rastgele kişilere az çok demeden Robux atıyorum, o zaman videomuz devam etsin, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Selam arkadaşlar, ben bu okulda yeniyim, nasılsınız? Dostum, aramıza hoş geldin, sen biraz değişik birisin ama bir şey olmaz çünkü hepimiz aynıyız. Hadi arkadaşlar, öğle teneffüsü bitmeden spor salonunda basket oynamaya gidelim. Vay canına, bu okulda bir spor salonu olduğunu bilmiyordum şu an. Gerçekten orayı çok merak ettim. Hadi gidelim, ben de basket oynamayı çok severim. Ha ha ha, bakalım sen bu koca göbeğin ile basket oynayabilecek misin? Bu kadar kilo ile kendini bile zor taşıyor gibi görünüyorsun. Yok canım, kilomla hiçbir ilgisi yok. Benim atışlarım çok iyidir. İşte okulumuzun devasa basketbol sahası burası. Vay canına, bu basketbol sahası gerçekten çok güzelmiş. Hayri, buradan bir basket topu alabilirsin. Hemen bu top ile harika atışlar yapacağım.
İşte atıyorum bakın ne kadar da iyi atış yapıyorum. Uzaktan atış yapma konusunda profesyonelim. Şimdi de biraz yakından atış yapma konusunda kendimi geliştirmek için pot altından atış yapacağım. Hayri evet sen gerçekten çok iyi atış yapıyorsun ama bu okulun en iyi basket oynayanı benim ve en iyi atışları ben yaparım. Hayri potanın altından çekil yoksa kel kafana bir şaplak gibi basket topu gelecek. Oğlum bir şey olmaz ben burada iyiyim. Aman! Arkadaş bıktım ben bu kel kafadan. Yine kafama top geldi ve kafam çok acıdı. Arkadaşlar ben tuvalete gidiyorum. Orada biraz ağlayacağım. Keşke benim de saçlarım olsaydı ve kel olmasaydım. Tek umudum ve hayalim bilim adamlarının keller için bir saç çıkartma iksirini icat etmeleri ve o iksiri kullanıp saçlarımın çıkması ama şu an öyle bir şey yok keşke olsaydı. Sevim benim sana uzun zamandır söylemek istediğim ama hiçbir zaman söyleyemediğim bir şey var ve şimdi onu sana söylemek istiyorum. Vay canına, şu an bunu gerçekten çok merak ettim. Hayri hadi beni daha fazla meraklandırmadan söyle. Sevim bildiğin gibi biz 2 yıldır çıkıyoruz ve bence benim artık sana evlilik teklif etme vaktim geldi. Sevim acaba benimle evlenir misin? Hey merhaba güzel kız. Seni uzaktan gördüm ve senden çok hoşlandım. Benimle harika bir sinemaya gitmeye ne dersin? Tabii ki de bu harika teklifi bir dakika bile düşünmeden kabul edeceğim. Çünkü 2 yıldır bu tipsiz ve kel çocuk ile çıkıyorum. Ama senin saçın var ve sen daha yakışıklısın. Hadi biz daha fazla burada durmadan gidelim. Hoşça kal Hayri. Sana bu kel kafan ile hiç kimse bakmaz. Çok komik ve zavallı görünüyorsun. ...20 yıl sonra... Evet sayın seyirciler, bugün Profesör Doktor Mahmut Bey tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir buluş ile karşımızda. Ve kendisi bugün keller için mükemmel bir buluş olan saç çıkartma ilacını icat etti. Bu benim için küçük ama insanlık için büyük bir buluş. Bu ilacı tüm marketlerden ve eczanelerden alabilirsiniz. Vay canına, bu haber şu ana kadar gördüğüm en iyi haber. Bu ilacın icat edilmesini tam 45 yıldır bekliyordum ve bugün Profesör Mahmut Bey bu ilacı icat etmiş. Bir an evvel Nuri Bakkal'a gidip bu ilacı almam lazım. Yıllardır herkes benimle kel kafam yüzünden dalga geçti. Ama artık bu durumdan kurtulacağım için çok mutluyum. Umarım bakkaldaki her şeyi kazık satan eski dostum Kamil bu ilacı bana çok pahalıya satmaz. Sonunda Nuri Bakkal'a geldim. Merhaba Kamil, ben hemen şuradan bir tane yeni çıkan kellik ilacından alacağım. Peki fiyatı ne kadar? Vay canına eski dostum Hayri. Bu ilaç ile senin de saçların olacak ve senin adına çok sevindim. Bu ilaç normalde 100 dolar ama senin için 50 dolara veririm çünkü sen benim eski dostumsun. Kamil çok teşekkür ederim, bu ilacı kullanmak için sabırsızlanıyorum. İşte burada 50 dolarını al bakalım. Sana da teşekkürler Hayri. Hadi sana yeni saçların ile iyi günler. Sonunda yıllardır beklediğim saç çıkarma ilacı elimde. Hemen bu ilacı kullanıyorum. Bakalım nasıl saçlarım olacak. Vay canına şuna bakın. Artık benim de harika havalı saçlarım var. İşte şurada salıncakta sallanan küçük çocuklar var. Bakalım benim saçlarım hakkında ne düşünecekler. Selam küçük adam, yeni saçlarım hakkında ne düşünüyorsun? Saçlarınız gerçekten o kadar güzel ki onlara hayran kaldım. Böyle harika bir saçı hayatımda ilk defa görüyorum. Teşekkür ederim genç adam. Hadi şuradaki küçük kıza da sorayım. Selam küçük kız, yeni saçlarım hakkında ne düşünüyorsun? Vay canına, bu saçlar kusursuz ve hangi kuaför bu saçı yaptıysa çok yetenekli olmalı. Sana da bu övgün için çok teşekkür ederim. Vay be, artık harika saçlarım var. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşım 75 oldu ve her zamanki gibi en yakın dostlarım ile huzur evinin hastane odalarında takılıyoruz. Günaydın Hayri abi. Mert abimin tansiyonu çıktı ve fenalaştı. Bir doktor mu çağırsak acaba? Akın günaydın, hemen ben Mert'e bir bakayım nesi varmış. Umarım geçen hafta kaybettiğimiz Fikri gibi onu da kaybetmeyiz. Hey Mert, iyi misin ahbap? Akın bana tansiyonunun çıktığını söyledi. Hayri hoş geldin eski dostum. Az önce tansiyonum çıktı, çok kötüydüm ama şu an biraz daha iyiyim. Ben biraz sessizce kafa dinlemek istiyorum. Dışarı çıkarsanız sevinirim. Tamam Mert, iyi olduğuna sevindim. Ben de Kamil'in yanına gideyim de bir halini hatırını sorayım. Selamun aleyküm Kamil, nasılsın, ne yapıyorsun? Aleyküm selam Hayri. İhtiyar olduğum için belim çok ağrıyor ve biraz uzanmış belimi rahatlatıyordum. Peki sen ne yapıyorsun? Teşekkür ederim Kamil. Ben de iyiyim çok şükür. Umarım torunlarımız bizi ziyaret etmeye huzur evine gelir. Onları uzun zamandır görmedik. Sen çok şanslısın. Senin en azından tam 8 tane torunun var. Benim ise sadece 3 tane torunum var.
Vay arkadaş, şu anda öldüm ve iç sesim ile konuşuyorum. Hayatımın 45 yılı bir kel olarak yaşadım ama 45 yaşından sonra kellikten kurtuldum ve hayatım çok değişti. Ve şimdi de kel olmanın ya da olmamanın önemli olmadığını, önemli olanın yaşamak olduğunu anladım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere harika bir video hazırladık ve bu videoya çok emek harcadık. Videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz ve son olarak ekranda çıkan harika videolara göz atmayı unutmayın.